Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golva.com'un ve Kayseri Özel Hüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli arkadaşlar, Fenerbahçe'de gündem derbi. Serdar Aziz hazır, Arda Güler belirsiz. Hiç beklemeden haberlere geçelim çünkü yorum yapacağım çok fazla yer var. Zaten haberleri de kısa keseceğim. Şimdi Serdar Aziz sakatlığını tamamen atlattı. Ve sakatlığını tamamen atlatan Serdar Aziz görev verilmesi halinde bu maçta forma şansı bulabilecek. Bunda sıkıntı yok. Bu bir. İkincisi Beşiktaş derbisinde oynayabilecek Serdar ama Arda Güler'le ilgili biliyorsunuz Ümit Milli Takım'da rahatsızlanmıştı ve kadrodan çıkarılmıştı ama Arda Güler'le ilgili belirsizlik de sürüyor. Şimdi Serdar Aziz Milli arada fizik kondisyon seviyesinde yukarı çıkarttı. Eksiklerini tamamladı ama Arda Güler'in durumu iyiye gidiyor. Fakat Beşiktaş derbisinde olup olmayacağı şu aşamada kesin değil. Hatta arkadaşlar Fenerbahçe'nin dün akşamki idman açıklamasında teknik direktörümüz Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda kuvvet, bakın salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarından iki grubayla futbolcularımız 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Luan Perez ve Joshua King günü tedaviyle geçirdi diyor. Fakat arkadaşlar ben fotoğraflara dikkatlice baktığım zaman ben Serdar Aziz'i göremedim fotoğraflarda. Yani idman fotoğraflarında biliyorsunuz Twitter'da vesaire hani Instagram'da Twitter'da falan 4 tane falan fotoğraf paylaşıyorlar. Ama resmi hesaptaki paylaşımda ben Serdar Aziz'i göremedim. Bir de siz bakın arkadaşlar. Gerçi videosunu paylaşıyorlar ama benim inanın vaktim olmadığı için bakamıyorum. Hani Fenerbahçe katıl, YouTube katıl aboneliğim de, üyeliğim de var ama inanın uzun süredir bakamıyorum. Şimdi Jorge Jesus özel hazırlıyor derbi kararı diye bir haber var. Fakat burada kastedilen Lincoln Henrique. Yani kasteden Lincoln Henrique. Çünkü milli ara verildi. Performansını arttırıyor. Kendi mevkisinde değil ama 2 gol 5 asistten oynuyor arkadaşlar. Lincoln Henrique. Bakın şaka gibi. Yemin ediyorum şaka gibi bak. Harbi harbi söylüyorum. Birçoğunuz diyeceksiniz ki o kadar da değildir canım. Sen hocam biraz abartıyorsundur. Hazırlık maçları falan dahil mi? Ya da işte ne bileyim idmandakileri mi saydın? Yok. Resmi maçlarda 2 gol 5 asist. Harbi harbi Lincoln Henrique 2 gol 5 asist arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? Ben yeminle söylüyorum ben inanmıyorum. Bana bugün bak şunu okumadan önce biri bana desek Lincoln'un kaç golü? Bir tane asisti var Valencia'ya. Bir tane de frikikten golü var. Bir gol bir asist derim. Harbi harbi söylüyorum. 7 gollük katkıya ulaşmış ya. Ve aslına bakarsanız biz hazırlık kampında işte duran toplarda bayağı gol attırır işte falan diyorduk. Mesela Gustavo Henrique geldi de ben diyordum belki de bir plan dahilinde diyor. Ama Lincoln müthiş bir çıkış sergiledi. Çıktığı maçlarda 2 gol 5 asistle oynadı. En skorer isimler arasında yer almaya başardı. Birçok futbolcu milli takımdaydı. Eksik çalışan Fenerbahçe'de Lincoln'un olayı ortadan. Şimdi Beşiktaş'tan oynanacak maçta forma şansı bulabilir mi? İlk 11 oynar mı? Kimisine göre bu ihtimal yüksek. Ama Jesus tarafından görev verilen her mevkide takıma faydalı olmaya çalışıyor. Ve kısa sürede taraftarın sevdiği isimlerden birisi haline geldi Lincoln. Aslına bakarsanız 10 numara ama özellikle duran toplarda etkili. Ama Jesus'un teknik direktörü olarak Beşiktaş maçında nasıl bir hücum şeması çizeceği, nasıl bir opsiyon kullanacağı belirsiz. Gerçek pozisyonu forvet arkası ama Jesus onu 10 numarada üçlü savunmanın sol kanat beki olarak, dörtlü savunmada sol kanat, sağ kanat olarak oynattı. Adeta Joker gizli forvet rolünde oynattı. 6'sı ilk 11 olmak üzere 13 maçta forma giyip 603 dakika arkadaşlar. 603 dakika. Yani 7 maç oynasa 7 kere 90 63'ten 630'dan 7 maç oynamamasına rağmen 7 gol katkısı sığdırmış bir isimden bahsediyoruz. İnanılmaz bir şey. Ve Jesus'un da opsiyonlar arasında yer alıyor. Şimdi Beşiktaş Fenerbahçe derbisine dair favori, kırmızı kart vesaire diye Gürcan Bilgiç'in yorumları var ama özel bir program dahilinde yaptığı için onu ele alamayacağız.
Yani canlı yayın daha konuştuğu için video olan kesit vesaire alamayacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ama bu maçta kırmızı kart olur mu? Bu maçta kırmızı kart yaşanır mı? Şimdi ben bunu şöyle söyleyeyim. Bir haberim var. Onu konuşayım. Sonrasında yorum kısmına şiddetli bir şekilde girişeceğim. Beşiktaş derbi öncesi bunu konuşuyormuş. Kaleye Ersin mi, Emre mi korumalı? Bence muska yaptırın. Büyülerle falan korumaya çalışın. Şimdi Fenerbahçe'den oynanacak derbide kaleyi kim korumalı demiş. Beşiktaş taraftarı da bunu tartışıyormuş. Ersin mi, Emre mi diye. Milli maç arası üst üste iki maçta yaşadığı 5 puanlık kayıpla girmiş Beşiktaş. Başakşehir'e yenildiler biliyorsunuz. Bir de İstanbulspor'la beraber kaldılar. Fenerbahçe derbisi. Aslına bakarsanız işler Beşiktaş için hiç iyi gitmiyor. Yani iki tane puan kaybı yaşandı. 5 puan gitti. Ara girdi milli ara. Milli takıma futbolcu da gönderemediler A milli takıma. Oradan dolayı da bir stres vardı. O süreci de bence yanlış yönlendirdiler. Biz milli takıma futbolcu göndermiyoruz falan filan gibisinden okları üstüne çektiler. Artı Fenerbahçe Süper Lig'de bir maçı eksik 20 golle alıp başına giderken 16 golle birlikte Adana Demirspor'la birlikte Beşiktaş en skorer ikinci bir takım. Ama dizleri titriyor Fenerbahçe ile maç yapacağız diye. Açık söyleyeyim. Ersin ve Emre bu sezon toplamda 10 gol yedi diyor. İnşallah Fenerbahçe maçında da 10 gol yer. İki kaleci toplamda 20'ye ulaşırlar. Şimdi 7 haftalık süreçte 5 maçta görev yapmış Ersin Destanoğlu. Sadece bir karşılaşmada kalesini gole kapatmış. Diğer 4 maçta 7 gol yemiş. Yani maç başına yaklaşık 2 gol ortalaması. Yine 2 mücadelede Emre Bilgin şans bulmuş. O da 3 kez gol yemiş. O da 1,5 gol ortalaması. Mert Günok uzun bir sakatlığı varmış. Takımla çalışmış ama bu sene maçlara çıkamamış. 15 isabetli şutun 10'u ağlarla buluştu diyor. Bakın bu aslında Fenerbahçe'ye şutör oyuncuları oynat diye bir SMS. Anladınız mı ben niye İrfan İrfan diyorum? Şimdi 6 isabetli şutun 6'sında gol yemiş. Son 6 isabetli şutun 6'sı birden gol olmuş. Toplam 15'te 10 olmuş arkadaşlar. Ersin 2020-21'den bu yana ceza sahası dışından şutlarda kurtarış yüzdesi %72 ile en düşük isim olarak öne çıkmış. Şimdi Fenerbahçe oynayacak derbide kim oynamalı diyor. Ben çok önemsemiyorum kim oynarsa oynasın. Ama Fenerbahçe maçı kazansın yeter. Şimdi sosyal medyada bir konuşma var. Fenerbahçe Beşiktaş derbisini Beşiktaş'ta hakem Volkan Bayarslan yönetecekmiş. Erzurumlu bir hakem bildiğim kadarıyla. Ben Galatasaraylı diye biliyorum Volkan Bayarslan'ı. Baskı, algı, ne bileyim işine karışma, telkin, zorlama, yönetme, idare etme, emir gibi şeylerin altında kalmadığı müddetçe düzgün maç yönettiğini düşündüğüm bir hakem. Yani istediği takım Galatasaray olsun hiç fark etmez benim için. En iyi hakem adil maç yöneten hakemdir. Takımı vesaire umurumda değil. En iyi yöneten hakem adil maç yöneten hakemdir. Şimdi Fenerbahçe düşmanı olarak biliniyor diyenler var. Dediğim gibi ben Fenerbahçe'nin birçok maçını yönetti. Evet hataları oldu. Her hakemin hatası oldu. Ama kasıtlı yaptı mı orasına bir şey diyemem. Yardımcıları Alex Taşçıoğlu'ymuş ki Alex Taşçıoğlu bir dönem bence Türkiye'deki en iyi yardımcı hakemdi. Tartışmasız en iyi yardımcı hakemdi. Serkan Oktay diğer yardımcı hakem. Serkan Oktay en iyi iki ya da üçüncü hakemdi. İnşallah hakem şansları yanlarında olur. Dördüncü hakem Atilla Karaoğlan. Türkiye'nin en rezil hakemlerinden birisi. Bu meslekten ekmek yemesinin kendisine haram olarak döneceğini düşündüğüm bir isim. Yani bu meslekten haram lokma yiyor gibi geliyor bana. Atilla Karaoğlan bence hakem vasfı taşımıyor. Hani zoraki oraya oturtulmuş bir isim gibi geliyor bana. Ama dördüncü hakem olduğu için de çok fazla bir şey demeyeceğim. En fazla uzatma dakikaları falan filan olur. Şimdi Volkan Bayarslan tecrübeli hakemlerden biri değil. Kabul. Baskıyı kaldırır mı? Şüpheli. İki takım da yoğun presle oynuyor. Özellikle Fenerbahçe. Hakem oynatmaya mı çalışacak? Her müdahaleye faul mü diyecek? Tribünden etkilenecek mi? Hep birlikte izleyeceğiz. Şimdi sosyal medyada bakıyorum. Beşiktaş Volkan Bayarslan'a çıktı. 7 maçta 7 galibiyet almış. Bu Beşiktaş için skandal bir olay. Al sana Beşiktaş'ta hakem. Ancak
Fenerbahçe'de Volkan Bayarsan'a çıktığı 4 maçta 4 galibiyet almış. Arkadaşlar bakın, ben Allah'tan korkarım. Ne derseniz deyin, ben başka takım taraftarına benzemem. Beni kendi takım taraftarınıza benzetmeye çalışmayın. Allah da benzetmesin. Ben sizlerden, ya birçok kişiden farklıyım. Ben burada başkasına X dediğim için, yani başkasına X diyorsam kendime de X derim. 7 kez Beşiktaş maça çıkmış, 7'sini de kazanmış. Fenerbahçe 4 kez çıkmış, 4'ünü de kazanmış. Çıkıp da birisi bak Beşiktaşlı hakemmiş, algı yapıyor falan. Ben Galatasaraylı biliyorum diye de ısrarlı bir şekilde söylüyorum bak. Yani yanlış anlama. Abi teknik direktörün, ne bileyim hakemin, şunun bunun tuttuğu takım değil. Yaptığı iş önemli. Ya ben bir Fenerbahçe taraftarıyım. Fenerbahçe'ye aşık bir Fenerbahçe taraftarıyım. Ama benim mesela öğrencilerim içerisinde Trabzonsporlu var, Galatasaraylı, Beşiktaşlı var, Kayserisporlu var. Takım tutmayan var, futbola karşı olan var. Her çeşidi var. Ama hiçbirinin umurunda değil. Benim bu kanalım umurumda değil, tuttuğum takım umurlarında değil. Onlar için yaptığım iş umurlarında. Ya trafik polisisiniz, arabaya plakasına baktınız, o işte 38 FB geliyor. Geç, sana ceza yok. Bu haramdır işte. Bu haramdır. Ya da hakemsiniz. Fakat burada insanların damarını etkileyen, insanları başka şeye sevk eden bir olay var. Fırat Aydınus'un 2 hafta önce diyor ki, Beşiktaş-Fenerbahçe maçına Volkan Bayarsan atanacak diyor. Yani yaptığım incelemeler, araştırmalar vesaire. Yani işin komik tarafı nedir arkadaşlar? Yapay zekayla hakem atanıyor diyor. Ancak Fırat Aydınus bu hakemi 2 hafta önceden biliyor. Ben de şunu söylüyorum. Yine bakın adaletli bir yorum yapıyorum arkadaşlar. Yahu şimdi kader mevzusuna, dini bir konuya gireceğim de mecbur girmek zorundayım. Bazı arkadaşlar diyor ki kaderimi Allah belirlemiş, o zaman bana niye günah yazıyor? Hani irade? Ya bu böyle bir şey değil. Kader senin yapacaklarının önceden bilinip kağıda yazılması. Şu Kengin filmi çıksın da orada anlarsınız zaten demek istedim. Orada Kengin bile kaderi bildiğine inanıyorsunuz. Yani Allah'a tövbe aşağı şeylik yapıyorsunuz. Yani kader dediğimiz olay şu. Ya Mustafa Hoca doğacak, büyüyecek, işte YouTube kanalı açacak. Kanal 26.300 aboneyken birdenbire abone sayısı artacak. 500 bin abonesi falan olacak. Peugeot 3008'e binecek falan diye benim kader kitabımda yazıyordur. Orada yazıyor diye ben olmuyorum. Ben bunu yaşayacağım için önceden Allah Teala ilmiyle biliyor. Oraya yazıyor. Bitti. Bu. Bu. Yazmasına da gerek yok. Nasıl olsa yaşayacağım her şey kayıtlara alınıyor. Full HD, 8K, 32K kameralarla kayıtlar altına alınıyor. Ama burada şey fitne çıkadı. Bunu da şunu söyleyeyim. Fırat Aydınus bakıyor, verilere bakıyor, al şuna bakıyor, şuna buna bakıyor. Üst üste getiriyor, alt alta koyuyor. Ki yakın dönemde hakemliği bırakmış bir hakem olarak çıkıyor. Diyor ki Volkan Bayarsan. Arkadaşlar bunda da ben abes bir şey göremiyorum. Tek abeslik şu. Acaba Volkan Bayarsan'ın soyadı Koçlu'da Bayarsan mı yaptı? Volkan Bayarsan Erzurumlu ama aslında Erzurumlu değil, Ali Koç'un hemşerisi mi? Ali Koç'un köşkünde mi doğdu? Yalısında mı doğdu? Beşiktaş Başkanı'na çıkıp algı yapmasını bekliyorum ben. Çünkü böyle bir iftirada bulunmuştu geçtiğimiz sezonlarda. Bakalım ne olacak. Beşiktaş için beni alakadar eden ne arkadaşlar? Raşit Gezal ve Redmond takımdan ayrı bireysel çalışmış. İnşallah ikisi de bizim maçta olmazlar. Yani ben ikisinin de bizim maçta oynamasını istemem açıkçası. Fenerbahçe için güce güç katan bir olay olur. Tedavisi devam eden Atiba aç insan da idmana katılmamış. Karnını doyurun belki katılır. Yani Atiba da sevdiğimiz, takıldığımız bir isim. Şimdi asıl takıldığım nokta şu. Masuako, Muleka, Enkodu henüz milli takım kamplarının İstanbul'a dönmediler diye bir haber gördüm. Ki bence Beşiktaş için çok önemli 3 isim. Yani şu 3 ismi birisi kilitlese Fenerbahçe maçında olmasa ben aşırı sevinirim. Ha Beşiktaş'ın da siz edebiyat yaptığına bakmayın. Fakiriz, fukarayız, futbolcumuz yok. Bak 3 tane burada, 2 tane şeyde 5. Daha bunun Rozier'i, Kasap Sefi. Var ya bir tane ağlayan bir futbolcuları var. Hem taraftarı dövüyor hem de ağlıyor. O bir sürü futbolcuları var. Bakalım ne olacak. Hani uzun uçak yolculuğu. İnşallah gelebildikleri kadar geç gelirler de derbiye yorgun çıkarlar oynayacaklarsa da. Fenerbahçe bugünkü idmanla sürdürdü. Milli takımlardan dönen Atilla Salahi, Ezgican Aloski, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Valencia, İsmail falan hepsi vardı. Rossi de dahil iyi bir ortam vardı.
algıyı söyleyeyim size. Foto Maç gazetesine göre Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu hariç, Ferdi Kadıoğlu dışında Atilla Salahi ve Emre Mor kart ceza sınırındaymış. Bakın, Foto Maç gazetesi Türkiye'de futbol haberlerinden para kazanan bir gazete. Futbol haberi yaptığı için para kazanan bir gazete. Duyumları doğrudur, yanlıştır, o çok umurumda değil. Beni duyumları değil, beni kazançlarla alakadar diyor. Fakat bir araştırma yapınca bakıyorsunuz ki Atilla Salahi'nin Süper Lig'de bu sezon sadece 2 sarı kartı var. Emre Mor'un ise şu ana kadar Süper Lig'de sarı kartı yok. Nasıl cezalı duruma düşüyorlar la? Beşiktaş'a 8'de mi çarpıyorsunuz Fenerbahçe futbolcunun yediği sarıyı? Ayıp ya. Yine derbiye ilişkin birkaç plan düşüncesi var. Başduay ile başlayıp Pedro ile bitirmesi yüksek ihtimal diyor. Gelen bilgiler buna işaret ediyor demiş Senat Ok. Bir başkası diyor ki Valencia'nın forması garanti demiş. Ben diyorum size Ekvator maçında çok küfür yemiştir. Oradan alacağı güzel pointsler ile bizim maçta inşallah güzel oynar. Yani yakıtı küfür olan Valencia Ekvator maçında kaçırdığı penaltıdan sonra. Neyse, biri demiş Valencia'nın forması garanti. İkinci isim olarak João Pedro ya da Baştuay demiş. Bu belirsizlik eskiden bizi çok sıkıntıya sokardı ama şimdi çok seviniyorum belirsizliğe. Çünkü rakip tedbir alamayacak. Ve Jesus eski Beşiktaş derbilerine ilgili sevinç gösterilerini tesislere astırmış. Ayrıca derbi öncesi motivasyon arttırıcı çalışmalar yapıyormuş falan filan. Bizim bir milli takımımız var. Futbolcularımızın moralini mahvetti. Bir tane Hamit Altıntop var. Masaya yumruğunu vuruyor. Türk halkına karşı birileri de destekliyor. Selim Soydan demiş ki Hamit kardeşimi iyi tanırım, aynı yönetim kurulunda yer aldık. Biz 2020 Avrupa Şampiyonası'na giderken o Şenol Güneş'in ve yönetiminin arkasından kuyu kazmakla meşguldü. Gördüğüm kadarıyla kazma kürek işleri umduğu kadar iyi gitmemiş diyor. Aşırttı Blackbird diyor. Abdülkerim Durmaz diyor ki Hamit Altıntop ne iş yapıyorsa aynısını ben de yaparım. Mustafa Hoca da yapar demiş. Yaparım. Kralını yaparım. Hatta Faroe Adalarına yenilmem, Lüksemburg'dan da 3 gol yemem. İddia ediyorum Faroe Adalarında Lüksemburg'u da 4'lettiririm, 5'lettiririm. En az 5 attırırım onlara, iki takıma da. Hamit Altıntop aylık 350 bin TL maaş istiyormuş demiş ya da alıyormuş. Ben 25 bin TL'ye aynı görevi başarıyla yaparım demiş. Ben de yaparım. Öğretmenliğime zeval gelmeyecekse hani bunu yaptın diye öğretmenlikten falan atmayacaksanız ya da YouTube kanalıma ilişmeyecekseniz 25 bin TL'ye milli takımı çalıştırabilirim aylık. Seve seve de yaparım. Yani ağzımdan sponsorlarımız gol var Hüma falan diye kaçırırsam da affedersiniz. Ben de yaparım. Ya, amaç milli davaysa yaparım yani bunu. Hocam amaç milliyse bedava yapsana. La bedava da yaparım, sıkıntı değil. Biz memleket aşığıyız. Para aşığı değiliz ya da makam aşığı değiliz. Bu arada Luan Perez henüz takımla çalışmalara başlamadı ama muhtemelen Beşiktaş derbisinde artık olmayacağı kesin gibi. Çünkü salı günü başlasaydı, salıya kadar başlasaydı tamamdı ama salı başlamadığından dolayı ben Beşiktaş derbisinde oynayacağını düşünmüyorum. Ama Jesus bu, hiç belli olmaz. Volkan Demirel, Fenerbahçe'de bana jübile yapılması ya da yapılmaması içimde bir yara değil. Bu bana verilebilecek bir değer değil. Sokağa çıktığımda bir Fenerbahçe'ye taraftarın boynuma sarılması bambaşka bir boyut. Statta bırakma faslı hoşumuza gider mi? Gider demiş. Sevgili Volkan Demirel, Fenerbahçe şu anda sana jübile yapsa hiç oynamadığı Hatay Spor maçını bile şikeyle kazandı derler. Maalesef delikanlılık bizim ülkemizde zor zanaat herkes yönetemiyor. Mesela Mesut Özil. Bu konuya değinmem lazım. Aylar önce bile benimle Mesut Özil konusunda tartışan arkadaşlarım oldu. Burada üyeli arkadaşlarım Mesut Özil konusunda tartıştılar. Yani dediler ki dediler ki yani yok efendim Mesut Özil bizim kutsalımızdır. Lan Allah'a tapın Mesut Özil'e değil. Yok Mesut Özil şöyledir. Yok böyledir. Yok Mesut'u satan şampiyonluğu satar. İnşallah bir gün biri de sizi satar da kurtuluruz. Yani yok şöyle, yok böyle denmedik laf bırakılmadı. Bu arada El Cezire açıklamış Novak'ı.
Çek defans oyuncusu Novan ücretsiz transfer anlaşmasına imza attığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz demiş. Vettit valet isteri. Hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Vil esbeya biri hurla. Şimdi sevgili arkadaşlar, bakın Mesut Özil olayı. Hiç kimsenin kimseyi kırmasına, kimsenin kimseye kötü bir laf söylemesine lüzum yok. Ancak şöyle bir olay var. Şöyle bir olay var. Vardır Vitor Pereira hocamın bir bildiği derken millet dalga geçmiyormuş. Ya Mesut'un oynayamadığı aşikardı. Fenerbahçe'ye bir şey katamadığı aşikardı. Geçenlerde de biri tuzak soru olarak sormaya çalıştı işte. Şimdiki kadroda Mesut olsaydı ne değişirdi? Hiçbir şey değişmezdi. Bu sistem Mesut Özil'in sistemi değil. Bu sistemde kütür kütür topçular oynar. Ya Avrupa'ya bakıyorsun. Ulan adamlara bak ne topçular var. Hangi topçusu yavaş? Hangi topçusu sahada geziniyor? Ula biz İrfancan Kahveci'yi beğenmiyoruz. Biz İrfancan Kahveci'yi beğenmiyoruz ha. Yanlış anlamayın. İrfancan Kahveci'yi beğenmiyoruz. Sebep? Hocam oyunun içinde bazen kayboluyor. Aynı İrfancan 434 dakika süre almış. 4 gol 1 asist. Yani 5 maç oynamış. Süre olarak yaklaşık 5 maç oynamış. 4 gol 1 asist. 5 gollük katkısı var. İşte bu tempoyu Mesut kaldıramazdı. Aynı Mesut Özil için Göksel Gümüştağ açıklama yapmış. Cumartesi ameliyat olacak ve belinde bir sorun varmış. 3 ay sonra sahalara geri dönecek diye. Ya arkadaşlar, Allah aşkına neyin sakatlığı? Yani demeyim diyorum da neyin sakatlığı? Bel sakatlığı olunca da şimdi insanlar da başka şeyler konuşuyorlar. Neyin sakatlığı? Hangi topun sakatlığı? Hangi maçın sakatlığı? Hangi müsabakanın sakatlığı? Nereyle maça çıktın? Ya bir transfer oluyor, bir transfer gerçekleşiyor. Başlıyorlar algıya. Aman Fenerbahçe niye gönderdi? Fenerbahçe niye almadı? Fenerbahçe böyle yapıyor. Şöyle batırıyorsunuz, böyle batırıyorsunuz. Vasatsınız şu bu. Ya Seferovic güzellemesi yapanlar sustular. Mertens güzellemesi yapanlar sustular. Bunlar Fenerbahçe'yi işten çökertmek isteyen boş beleş düşüncelere sahip insanlar. Ya en ufak kötü sonuçta ben Fenerbahçe maçlarını artık izlemeyeceğim diyen arkadaşlarla dolu bu kanal. Ya niye Fenerbahçe'yi kötü maçta, yani kötü sonuçta bırakacaksınız? Kötü futbol oynuyorsa hep birlikte eleştirelim. Bu kanal niye var? Maç öncesi, maç sonu. Ya bu kanal dertleşmeniz için var. Bu kanal fikir alıp vermeniz için var. Bu kanal bu yüzden var. Ben şunu da belirteyim arkadaşlar. Şu anda Fenerbahçe kadrosunda Luan Perez'in sakatlık geri dönüş bilinmiyor yazıyor. Serdar Aziz de geri dönüş bilinmiyor yazıyor ama çok önemsemeyin onu. Nazım 15 Kasım diyor Nazım'ın geri dönüşümüne. Zaten Kasım'da Dünya Kupası arası olacağı için en azından Nazım da biraz diri dönecektir. Burman'ın sakatlığı var. Joshua King'in sakatlığı var. Mesela Beşiktaş maçına baktığınız zaman Fenerbahçe'de birçok eksik var. Baktığınız zaman Luan Perez eksik 1. Serdar Aziz şimdi eksik gösteriyor 2. Lemos gibi bir süperstar yok 3. Nazım Sangare gibi bir yıldız yok 4. Arda Güler 5. Buruma gibi bir yıldız 6. Joshua King 7. 7 tane eksik var Fenerbahçe'de. Bu kadar korkulmasına gerek yok Fenerbahçe'den. Ben şunu söyleyeyim. Maçın hakeminin maçı berabere bitirmek için çırpınacağı görüşündeyim. Ama inşallah Fenerbahçe maçı kazansın da 1-0 kazansın. Hiç mühim değil. Ne yapıp edip maçı kazansın. Ama duran top da kazansın. Ama Beşiktaş kalecisi tuttuğu topu içeri alsın. Ama kendi kalesine atsınlar. Ama ne bileyim 750 metreden şut çeksin öyle gol olsun. Hiç fark etmez. 1-0 daha olsa kazanalım. Yeter. Bir önceki videoda gösterdiğimiz formalardan da dağıtırız belki. Bakalım nasip. Arkadaşlar desteklerinizi bekliyoruz. Abone olmanızı, videoyu beğenmenizi, yorum yapmanızı bekliyoruz. Sizlerden rica ediyoruz. Teşekkürlerimi sunuyorum bu kanalın bir ferdi olduğunuz için. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar.